Günaydın. Bugün günlerden cuma. Enseyi kapa. Uyku sayısı bu kadar iğrenç. Espri yapıyorum. Yüzümü yıkayıp geliyorum. Bu tokaları da kuaförden çalmıştım. Gözlerim yanıyor. Evet arkadaşlar, günaydın. Şimdi sizinle beraber birazcık konuşacağım, sohbet edeceğim, makyaj yapacağım. Gül suyumu sıkmasam olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bir önceki YouTube videomu hatırlıyorsunuzdur. İzmir vlogu gelmişti. Ve o İzmir vlogunda ben telefondan edit yaptım. Telefondan da çekim yaptım. Ama editi beni çok zorladı. Telefon öyle bir kastı ki asla hiçbir şey dokunamıyorum. Daha kaliteli olması gerekirken hiç kaliteli yapamadım. Ve çok uzun zamandır da paramı biriktiriyordum. Yani uzun lafın kısası bugün sizlerle beraber... Bilgisayar almaya gidiyoruz. Ucu ucuna parayı anca denkleştirdim. Ve muhtemelen bu videonun editini de şu an... Ay inşallah nasip olursa yeni bilgisayarımdan yapacağım. Vlog kamerasını almak istiyorum ama onun için şu an bir birikimim yok. Ama inşallah nasip olur. Kendime elimden geldiğince YouTube'da geliştirmeye çalışıyorum fark ettiyseniz. Neyse bu kaç günlük bir vlog olur bilmiyorum. Bu arada saçlarım keratinli, yağlı değil. Aslında metal bir şey bile koymamam gerekiyor saçıma ama... 2 gün boyunca yıkamamam gerekiyor saçlarımı. Yani yağlı gibi görünebilir ama yağlı değil. Şimdi güzel bir makyaj yapalım. Çünkü yeni bilgisayarıma güzel görünmek istiyorum. Şimdi bugün hava bir de güzel. Güneş kremi kullanmam lazım. Çünkü ben sivilce kremi kullanıyorum cildime. Yakıyor. Arkadaşlar şimdi size çok önemli bir şey konudan... Neyse. Ne boş yaptım değil mi? İzlerken siz de diyor musunuz Sıla ne boş yaptın diye? Ben diyorum arada. Neyse arkadaşlar fondöten sürmeyelim. Gözaltı kapatıcısı olabilir. Bu arada Barbie'li takımım nasıl? Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Şimdi dök. Aslında hiç makyaj yapmak istemem biliyor musunuz? Yapmasam mı? Yeni uyandım ya. Yeni uyandığım için yüzüm gözüme çok güzel görünüyor. Botokslu gibi ve cildim harika gibi duruyor. Ama muhtemelen yarım saat, bir saat sonra gidecek bu güzellik. Bilen bilir. Gerçekten şu an onu yaşıyorum. Madem o zaman tamam şöyle yapalım. Önce bir kombin seçelim. Cilt bakımısımı da yaptım zaten. Önce bir kombin nenenim. Yeni bilgisayarımı... Yeni bilgisayarımı hangi kombinimle karşılamalıyım? Çok güzel bir takım aldım. Onu giyeyim mi? Arkadaşlar şöyle bir takım almıştım ama bunun paçaları çok uzun. Bugün bunu giymek istiyordum ama. Üstünü giyeyim, altına başka bir şey mi giyeyim? Bu bana büyük mü sanki? Of ya, minyon olan zararları işte. Neden böyle? Ama bu üstümü giymek istiyorum. Üstümü beğendim. Tamam, altına başka bir şey giyip geliyorum hemen. Arkadaşlar bu pantolonla oldu mu sizce? Kötü değil ya, bence oldu. Okey, tamam, bugünkü kombinim budur. Nice. Hadi gidelim. Evet, tamam, geldim. Şimdi o yüzümdeki botoksluluk hissiyatı biraz daha azaldı arkadaşlar. Makyaj yapacağım. Arkadaşlar ben çok öksürüyorum. İnşallah hasta olmam. Bu arada neden bunu takıyorum ki? Güzel takılarım var ya benim burada. Arkadaşlar bunları şeyinden aldım. Anime karakteri gibi hissediyorum bunları takınca ve çok da hoşuma gidiyorlar açıkçası. Gözaltı kapatı süreceğim. Çok da bir şey yapmak istemiyorum. Eve gelince muhtemelen sileceğim. Ben böyle koca gün yüzümde makyajla durmayı hiç sevmiyorum. Zaten cildim biraz sıkıntılı bir cilt. Öksürüyorum habire sabahtan beri farkında mısınız? Hasta olacağım ya. Ay yok yok ben hasta olmam arkadaşlar. Evren duymadı tamam mı? Neyse. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Sizin param birikti ve... inanılmaz ya. Bilgisayar almaya gidiyorum. Hem de kendi paramla. Ben niye hemen ağladım? Allah'ım gözlere bak. Anime karakteri gibi duruyor gösteri. Ha tamam dur. Dur. Hayır. Sus. Hayır. Bilgisayarını böyle üzünlü üzünlü mü alacaksın? Hayır. Kendine gel. Sen bir ters yağ gitsin. Of makyajım aktı ya. Rimel süreceğim sadece. Var mıyız? Var mısınız benimle sadece rimel sürmeye? Eyeliner çekmemeye, boş yapmaya başladım. Alıp da böyle kendime kahve ısmarlamak istiyorum gerçekten. Tek başıma kahve içmeye gideceğim. Evet. Siz olsaydınız sizinle içerdim. Ne olacak? Kız aranızdan birisiyle bir kahve mi içsem? Kız ben dayak yedim 2 dakikada. Ne oldu bana? Ama böyle herkese de güven olmuyor biliyor musunuz? Kahve içmeye çağırırım. Başka biri gelir. Sapık biri gelir. Allah korusun.
Öyle şeylerden çok korkarım bu arada. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben en yakın arkadaşımla nasıl tanıştım biliyor musunuz? Hadi bundan bahsedeyim biraz da. En yakın arkadaşım 2 sene önce bana Instagram üzerinden bir tane DM paylaştı. Bu arada fazla kızarttım kendimi. Biraz da Allah'ın zararı olmaz arkadaşlar. Ay Sıla, Edirne'deymişsin. Seninle bir kahve içmek çok isterim. Müsait olduğunda dön diye bir mesaj yazdı. Bir de DM kutum normalde çok kalabalıktır. Nasıl gördüm onu hiç bilmiyorum. Sonra dedim ki tamam kız dedim gel. Gel hemencecik bir kahve içelim. Nereden bileyim en yakın arkadaşım olacağını? Aslında daha şaha kaldırırım bu kirpikleri de, hiç gerek yok. Bak bunu annemden bu, tamam mı? Bunu annem bana verdi. 2 yıldır falan kullanıyorum, yeni bitti. Ben bunu yanıma alıyorum ve Gretis'e gidip bunu soracağım. Gerçekten yemek yiyorum, su içiyorum. Koca gün çıkmıyor dudağımdan ve harika bir rengi var. Neyse arkadaşlar, birazdan açacağım kamerayı. Nerede açarım bilmiyorum. Arkadaşlarım çünkü hava bir tık esiyor. Şöyle bir şey giydim, içime de kazak giydim. Kolları çok uzundu, böyle yaptım falan. Neyse, alıp geliyorum hemen. Bye. Evet arkadaşlar, şu an evime doğru gidiyorum. Aldım. Ama kutu açılımını maalesef orada yapmak zorunda kaldık. Böyle Wi-Fi'ye kadar falan açmaları gerekiyormuş. Neden bilmiyorum. Ama dedim ki abi dedim bunu benim için dedim bir kere daha dedim açtırtabilecek şekilde dedim katlar mısın dedim. Abi dedi ki tamam okey. O yüzden evde bir kere daha açacağız. Çok heyecanlıyım ya. Ben kapatayım mı? Evet aldım. Hadi açalım beraber. Korunaklı bir şeyimiz geldi. Arkadaşlar bunu tutuyorum çünkü şu an. Ağlayacağım. Evet açtım. Kutusu da bayağı kaliteliymiş. Orada ben yırtarak açtığım için. Neyse ilk defa açıyorum. İlk defa görüyorsunuz siz değil mi? Hazır mısınız? Hello gelmedi. Hello yazılmalıydı. Üzücü. Bir de şunun şöyle bir özelliği varmış, onu çok denemek istiyorum. Orada denemedim, neden denemedim bilmiyorum. Bunu tek elle açabiliyor musun? Sadece böyle. Neden kaydı? Ama şey zeminden kaynaklı muhtemelen. Ya sen nesin? Güzel görünüyor. Neyse kutu içerisinden bir de şöyle bir kablomuz çıktı. Şarj için herhalde. Bir de şöyle bir adaptörümüz var arkadaşlar. Dur. Bu kadar değil mi arkadaşlar? Hemen YouTube'a girip şu an Melih'le beraber olan videomuzu canlı canlı izliyorum. Çok güzel olmuş video ve sizin ilginiz beni çok mutlu etti. Şu an bunun için çok teşekkür ederim. Bilgisayar hala çözmeye çalışıyorum. Beceremedim. Evet arkadaşlar izliyorum. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Bu beni çok mutlu etti. Ay gözlerim kıpkırmızı oldu. Blink! Melom yazdı. Bir önceki vlogtan anladığınız üzere ben yemek yapabilen bir insan değilim. O yüzden hamburger sipariş verdim. Melih'in vlogunu izleyerek yemek yemek istiyorum. İzledim zaten ama tekrar tekrar izlemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok eğlenceli olmuş. Nasıl çıkıyorum? Üstümden şekilde görüyorum acaba bizler mi çıkıyor? Çünkü bir bakma şıkıtıyor. Biraz önce... Günaydın. Ben YouTube vlogumuzda ve yeni bilgisayarımla açtım gözümü. YouTube vlogunu izlerken canım o kadar çok sigara böreği çekti ki. Sanırım sigara böreği yapacağız. İzmir'de yapamamıştım. Acaba burada yapabilecek miyim? Halledeceğiz. Yırtıldı. Mahvoldu gene ya. Yapamadım. Oluyor. Oldu. Bakın. Peynirini çok koymuşum. Peynir çok olması harika. Melamın sosundan da hazırladım. Ama çok güzel. Edirne'nin suyu beni mahvediyor. Sahra çölüne dönüyor benim cildim. Gene Barbie'le geceliğimi giydim. Anneme yıkattım hemencik. Sikaplas sürüyorum şu an. Bakar mısın? Ruha döndüm. Benim sivilce problemim çok var ya. Ama stres sivilcesi. Ay ne kadar çirkinim. Anlık olarak saçıma kaynak taktırmak ve dudak dolgusu yaptırmak istiyorum. Ben böyle anlık karar vermem lazım benim saç konusunda. Hani vlogun bir sonraki kısmını ya dudak dolgusunu açacağım ya da kuaförde açacağım. İkisini de birden bile açabilirim. Yok ikisini de birden olamaz. Bilmiyorum. Yarın bir şeyler yapacağım gibime geliyor. Ben rahat durmayacağım gibi arkadaşlar. Gözü kapanmadı, süreyim birazcık nemlensin. Oh gıdım çıktı arkadaşlar. Benim hiç gıdım yoktu. Gıdımı nasıl yok edebilirim? Çok acıktım.
Arkadaşlar bu arada saat gece yarısı 1.25. Ve ben deliyim. Ben gittim kendime beyt kebap söyledim. Şaka gibi. Ben maalesef ki bildiğiniz üzere sigara kullanan bir insanım. Yıllardır. Alıştım, bırakamıyorum. Ama bırakmaya niyetim var. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bu videoya 20 bin like gelirse ben bir haftalık sigarayı bırakma videosu çekeceğim ve gerçekten bırakacağım. Bana bıraktırırsanız bir siz bıraktırırsınız. Çünkü çok değer veriyorum sizlere. O zaman şimdiden hatırlatıcı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak dolgusu buna yakışacak. Yaralarım saracak. Sizce burun dolgusu yaptırmalı mıyım yoksa burun ameliyatı mı olmalıyım? Burnumdan çok rahatsızım ama. Olma yaptırma falan demeyin sakın. Burnumdan çok rahatsızım. Oysa ki benim burnum kele. Siz niye gülüyorsunuz? Siz niye gülüyorsunuz yani? Ben kendimle dalga geçtim. Kendi kendime gülüyorum. Benim burnum gerçekten keleş gibi mi? Günaydın arkadaşlar. İki tanecik kargomuz var. Önce kargo açmakla başlayalım. Ben bilgisayar için koruma kap gibi bir şeyler söyledim. Böyle sade aldım. Aa, kahve göndermişler. Allah razı olsun. Uyanın diyor, uyanın. İçerim ben bunu. Notum da var. Not değilmiş. Kullanma kılavuzuymuş. Sabah sabah değersiz hissederek uyandım arkadaşlar. Bu alta gelecek. Bu üste nasıl gelecek? Bu da kırılmaz ekran gibi bir şeyse ihtiyacım var diye düşünüyorum. Çünkü ben biraz takardım insanı. Kırmızı ekran tahtayla göndermişler. Vaa! Sevdim bunu. Tahta bildiğin. Bildiğin tahta yani. Bak kırılmıyor, bükülmüyor. Şu an kendimi değerli hissettim. Yolda kırılabilir de. Teşekkürler. Bu kap beni hiç değerli hissettirtmedi. İki derdim var. Ne yiyeceğim ve ne giyeceğim. Şirketteki prense benziyorum. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Önce hastaneye gideceğiz. Sonra AVM'ye gideceğiz. Terziye. Dudak dolgusu yaptırmaya gideceğiz. Ben zaten çok sık dudak dolgusu yaptıran bir insanım. Ama dudak dolgum çok eriyor. Ben kendime yeni yeni rujlar almak istiyorum. Yani o kadar dudak dolgusu yaptırıyoruz. Güzel dursun. Peki ben neden hastaneye gidiyorum onu açıklayayım. Şimdi arkadaşlar ben yazın başından beri sağ göğsümde kitle vardı. Çok ağrı yapan bir kitleydi. Ben bunun için doktora gittim ve doktor bana zararsız bir kitle dedi. Göğsümde bir kitle var, ele gelen bir kitle ve ben bunlar çok rahatsız oldum. Sonra başka bir doktora daha gittim ve yani doktor randevusu almak kadar zor bir şey yok. Dedi ki bana doktor, evet kitle var ama bu hormonal bozukluk da olabilir dedi. Bunun için dedi kadın doğuma gitmen gerekiyor dedi. Kadın doğuma gideceğim birazdan. Meme kanseri hiç hafife alınacak bir şey değil. Gerçekten de hormonal bir bozukluk çıkar inşallah. Göz kapaklarım bir yerden sonra çok böyle iz bırakıyor. Pudrayı da çok seviyorum, bitirdim neredeyse. Birazcık şöyle bir. Ben allık kadınıyım. Sen sürersin sürmez. Beni hiç alakadar etmez. Bu işi olduğumu uçtun. Highlighter'ımı sürmezsem olmaz. Her zaman parlamalıyım. Revelation'ın şunu kullanıyorum. Hemencik bir dudak kalemi geçeceğim. Bugün bunu sürmek istedim. Neden bilmiyorum. Öyle bir içimden geldi. Bu aslında yoktu. Essence'in ekstrem. Lip gloss'lar çok çabuk çıkıyor ya bende. Ya benim dudaklarım mı bozuk yoksa aldığım lip gloss'lar mı bozuk? 10 dakikada bir yenilemem gerekiyor sanki. Eğer kalıcı bir lip gloss öneriniz varsa yorumlarda belirtin, alırım yani. Ben çok çabuk influence olan bir insanım biliyor musunuz? Karşıma birisinin canlı yayın kesiti çıktı. Canlı yayın kesitinde kız bir tane yüz yıkama jelini öneriyor. Diyor ki hassas ciltliyseniz Bioderma'nın işte şu pembe yüz yıkama jelisini alın diyor. Girdim hemen aldım biliyor musunuz? Kıza neden bu kadar güvendim bilmiyorum. Ben sabah karşı duş almayı çok seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ne alaka diye sormayın. Sorgulamayın. Ben de sorgulamıyorum. Arkadaşlar ben öyle bir kilo almışım ki inanamazsınız. Normalde bu pantolon bana o kadar çok bol geliyordu ki. Yani ben şu an şok içerisindeyim. Evet ben çıktım. Kombinisim böyle. Terziliklerimi sonunda alabildim. Korkuyorum biraz. Ciddi bir şey çıkmasından çok korkuyorum. Taksim hala gelmedi. Çıktım. Genel rutin bir kontrol yaptık ama hormon bozuklukları için önümüzdeki ay gitmem gerekiyormuş. Onun belli bir dönemi varmış. Önümüzdeki ay tekrardan gideceğim. Bakalım hormon bozukluğu mu yoksa başka bir şey mi? Bu kitleyi illaki çözeceğiz. Şimdi şöyle bloğun başındaki pantolonun paçalarını kestirebildim sadece. Ama diğer pantolonların modeli bozulur dedi, kesmeyelim dedi. O yüzden maalesef onlar iadeye gidecek yarın. Dolgu randevuma geçeceğim birazdan. Bak dudağımdaki ruj hala gitmedi. Geçen videoda bahsetmiştim saçlarıma kaynak mı taktırsam diye. Şimdi anlık değil olur, anlık gidiyorlar. Saçlarıma kaynak da taktırmak istemiyorum şu an. Güzel şeyler aldım. Şimdi şöyle bir şey var. Gideceğim yer çok fazla uzak değil. O yüzden müzik dinleyerek artık gitmek istiyorum. Taksiye binmek istemiyorum. Çok seviyorum ya müzik dinlerken yürümeyi. İzmir'de fotoğraf video falan çekildik Melalon'la.
Ama beyaz ayakkabılarım çimen lekesi olmuş. Onu şimdi göstereceğim size. Bu çimen lekesini çıkarmayı denemedim ama bunlar nasıl çıkar ve çok yeni aldım. Bir ay bile olmadı. Hemen böyle çamaşır makinesine atıp da yıpratmak istemiyorum. Bir fikriniz varsa yorumlarda kesinlikle belirtmenizi istiyorum. Gösteriyorum şimdi. Nasıl çıkar mesela? Nasıl çıkartabilirim ben bunu? Çimen lekesi de çok zor çıkacak gibi duruyor. Havanın böyle kasvetli olmasını çok seviyorum, biliyor musunuz? Hani adam o kadar zebani gibi durmuş, beni izliyordu ki korktum. Ay aklım çıktı korku filmi gibi. Bir sürü hayale dalmaya gidiyorum ben. Bay bayın. Salak. Nah çekesim var ona. Kızlar da karşına karşıya geçmeye çalışıyor ama. Bana geliyorsunuz. Gelin. Bloğa selam verin. Sen cazmesin. Gelin. Tükürdüm ama ağzımları ev. Giriyorum. Herkes bana bakıyor. Olsun. Botoks yapacağız ve ben dişlerimi çok sıkıyorum. Dişlerimi sıktığım için kaslarım çok fazla gelişmiş mi, öyle bir şey olmuş. Botoks yaptıracağım, çok kırışıklık. Yaşım gelmiş yani, öyle dedi. Yaşlandık arkadaşlar. Sadece dudak dolgusu için gelmiştim oysa. Burnuma hiç dokunmayalım. Belki o ameliyat olur. Belki. Ay güzel olacağım inşallah. Daha ince bir yüz altına sahip olacağım. İnşallah istediğim gibi olur. İnşallah hayalimdeki gibi olur. Evet, ben çıktım. Ay dudaklarım çok güzel görünüyor. İnşallah inmez. Şu an çok ödemli olduğu için böyle görünüyor arkadaşlar. Ay güzel mi kötü mü çözemedim şu an. Arkadaşlar şimdi dudağıma dolgu oldu. Buralarım 5 gün sonra falan şey olacakmış çizgilerim için. Bir de burada dişlerimi çok sıktığım için oralara botoks yapıldı. Bir de dedi ki senin dedi burnun düzeyi çok düşük dedi. Dedim ben ameliyat olmayı düşünüyorum dedim. Buraya dedi bir kas şeysi yapacağım dedi. Bir izin ver de konuşayım ya. Buraya bir kas şeysi yapacağım dedi. Asansör beni geri götürmesin. Evet arkadaşlar, eve anlık olarak giriş yaptım. Dudağım çok komik duruyor. Krem rengi pantolonum gayet boyu boyuma olmuş. 2 santim falan. Boyum o kadar ya. Bu pantolonlar, ben Instagram story'imde de paylaşmıştım. Bu pantolonlar dedi ki bu sana dedi çok bol dedi. Dedi bunu dedi iade at dedi. Kot pantolonlar iadeye gidiyor. Yüzümde yaptığımız işlemler. Dudak dolgusu birazcık yamuk gibi. Çözemedim. Böyle durmasına bakmayın. Yarın muhtemelen çok fazla inmiş olacak. İlk gün ilk dolgum değil, sürekli aynısı oluyor. Dolgu yaptıranlar beni şu an anladı. Bu kaşlarıma falan bunlar 5 güne oturacakmış. Sonra ben dişlerimi çok sıkıyordum ya. Diş kaslarımı erittik botoksla. Erittiğimiz için artık sıkmayacağım ve benim şunlar var ya. Aslında bunlar benim yüz hattım değil. Kaslarımı çok fazla sıktığım için geceleri uyurken falan çok fazla çıktı. Onları da eritiyoruz. O da bir aya oturacakmış. Şimdi bugün aldıklarımı göstereceğim sizlere. Nastika'nın şöyle bir fondöten fırçasını aldım. Fırçaya alışmak istiyorum. Bunu deneyeceğim. İnşallah istediğim gibi yapar. Eulis'in bu kalemini denemek istedim. Çünkü benim bugün dudağıma sürdüğümün aynısını buldum ben. Ve bununla daha uyumlu olacağını düşünüyorum. Bu da The Balm. Bir de oraya edemem anne. Sonra ben bu rimeli çok seviyorum arkadaşlar. O kadar bitirmişim ki üzerindeki yazılar bile soyulmuş. Maybelline'ken maybe olmuş. Ne kadar eğlenceli espriler yapıyorum ya. Bir de dişlerime. Maybelline Lifter Gloss. Bunlar bir ara çok popülerdi. Evden çıkmadan önce size demiştim ya bir tane lip gloss arıyorum ve çıkmamasını istiyorum demiştim. Bunu deneyeceğim. İnşallah çıkmaz. Şöyle bir allık aldım. Bunu deneyeceğim. Allığıma, kendi allığıma ihanet ediyorum. Bir kızda gördüm diye hatırlıyorum TikTok'ta. Gene influencer oldum. Ben Gretis'in bu M&M'lerini çok seviyorum. Dudağımın ödemi inmiş haline
Instagram üzerinden ve TikTok üzerinden de tabii ki de erişebilirsiniz. Muhtemelen bunu çünkü paylaşmış olacağım. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Hoşça kalın, benimle kalın. Dolgodu dişlerimle öpüyorum. Bay bayın.